Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Türkiye 2022'ye içki ve sigaraya gelen zamlarla başladı. 5 Ocak'ta içkideki ÖTV %43 oranında arttırıldı. En ucuz sigara artık 20 TL'den daha pahalı. Ama yalnız bu değil. Pandemi gerekçe gösterilerek uygulanan gece 12'den sonra canlı müzik yasağı da bu kez gerekçesiz olarak uzatıldı. Mekancılar da, müşteriler de dertli. Gece dışarı çıkıp iki kadeh rakı içmek artık büyük bir lüks. Tüm bunların yanında kaçak içki tüketimi yüzünden artan ölümler sorunu derinleştiriyor. Trend Topic'in 100. bölümünde konumuz İçki kültürüne ve gece hayatına karşı uygulamaya konulan caydırıcı düzenlemeler. Bu coğrafyadan içkiyi çıkarabilmek mümkün mü? Zamların arkasında ideolojik bir tavır var mı? İçkideki ÖTV özel hayata müdahale boyutuna ulaştı mı? Bizlere bu bölümde Rakı Ansiklopedisi'nin editörü Erdir Zat eşlik edecek. Hazırsanız başlayalım. Geleneksel içkimiz rakı, öz vatanında artık lüks bir ürün. Bizim topraklarımızın güçlü bir kültürel simgesi olan rakıyı dünyada tanıtmak bir yana Türkiye'de bile gündelik hayatımızın dışına çıkarıyoruz. Ha yasak mı derseniz tabii değil elbette, yasak değil. Ancak içkideki vergi politikası o kadar sert ki artık bunun yaşam tarzına müdahale boyutuna geldiği tartışılıyor. Sadece vergi politikası da İçki üzerindeki baskıyı anlatmaya yetmiyor. Kamusal alanda içki artık görünür olmaktan çok uzak. Televizyonlarda ve gazetelerde içki reklamları yasak mesela. Dizilerde içki içilmesi yasak. Vergi politikasına dair mesela birkaç veri paylaşalım. 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin sadece 4 lira 8 kuruşunu içki ve sigaralardan toplanan ÖTV oluşturuyordu. 2020 yılında toplanan her 100 liralık verginin ise 9 lira 40 kuruşunu İçki ve sigaralardan toplanan ÖTV oluşturuyor. Yani içki ve sigaralardan toplanan ÖTV'nin payı 4 lira 8 kuruştan 9 lira 40 kuruşa çıkmış her 100 liralık vergi için. 5 Ocak'ta ise içkilerdeki ÖTV %43 oranında arttırıldı. Böylece 70'lik yeni rakı 250 liraya dayandı. 2002'de bir asgari ücretli maaşının tümünü büyük şişe rakıya ayırsa 28 şişe büyük rakı alabilirken 2022'de bu sayı 17'ye inmiş durumda. Rakı içmek artık sadece varlıklı kesimlerin bir ritüeline dönüştü. Rakı içmeyi seven kesimler de büyük ölçüde iktidara destek vermediği için iktidar içkiye zam yapmaktan çekinmiyor. Belli ki nasıl olsa bana oy vermiyorlar gözüyle bakıyor. Sigaraya getiren zamda gerekçe genellikle halk sağlığı. Erdoğan 2 yıl önce yaptığı konuşmayı hatırlayalım, yine halk sağlığını vurgulamıştı kendisi. Bizde şu anda vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Aslına bakılırsa içkiye gelen ÖTV zamları ve kısıtlamalar söz konusu olduğunda seküler bir gerekçe arayan iktidar hep halk sağlığı konusunu öne sürüyor. Peki astronomik zamlar yapılırsa içki tüketimi azalıyor mu? Veriler pek bunu göstermiyor. Devletin alkol politikalarını izleme platformundan İsrafil Özkan'ın paylaştığı veriler oldukça çarpıcı. Bizim de sık sık vurguladığımız şey şu: Türkiye mesela 47 Avrupa ülkesi arasında alkol tüketiminde 1.4 litre ile Avrupa'nın sonuncusu. Zaten Avrupa'nın en az ülkesiyiz. Ama vergi almaya başladığımızda bu sefer işler tam tersine dönüşüyor. Türkiye Avrupa'nın en çok vergi alan 3. ülkesi haline geliyor. Ama gelin görün ki bu kadar yüksek vergiyle alkolizmle mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz. Avrupa'nın en yüksek vergisini alıyorsunuz ama sahte içkiden en çok ölen kişi yine sizin ülkenizde.
sizin bu dediğiniz şeyi destekler nitelikte veriler de var elimizde. Yani bu hiçbir işe yaramıyor. İnsanları kaçağa yönlendiriyorsunuz ve bir halk sağlığı krizi yaratıyorsunuz. Ama tek sorun zam değil. Pandemiden bu yana gece saat 12'den sonra canlı müzik yasağına da devam kararı alındı. Hatırlarsanız bu yasak geçtiğimiz yılın yaz aylarında gelmişti ve Erdoğan yasağı şöyle savunmuştu. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Ardından müzisyenlerin yasağa karşı tepkileri Sağlık Bakanı'na sorulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yasakların kalkacağını açıklamıştı. Bu gece 24 yasağı sanatçılar tarafından çok tartışılıyor. Virüs 24'ten önce sonra farklı mı yayılıyor diye. Şimdi seyircinin müsabakaları da söylediğiniz için bu yasak konusunda bilimsel açıdan bir yeniden değerlendirme olacak mı? Ben demin de ifade ettim. Bir kez daha söyleyeyim. Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak. Gel gelelim durum hiç de Sağlık Bakanı'nın açıkladığı gibi olmadı. Gece 12'den sonra müzik yasağı tekrar geldi ve gündeme oturdu. Haliyle içkili mekanlar birbiri ardına kapanıyor. Kapanmayanlar ise ürünleri fahiş fiyattan satmak zorunda kaldığı için müşteri kaybediyor. Kimse meyhanelere uğramıyor artık. Bu mekanlarda hizmet veren müzisyenler ise açlıkla sınanıyor. Müzisyen intiharları büyük bir sosyal krize dönüşmüş durumda. Maalesef RTÜK baskısı nedeniyle bu konu televizyonlarda konuşulamıyor. Aynı baskı nedeniyle basın ilan kurumu baskısıyla gazetelerde de bu konu yeterince gündem olamıyor. O halde soralım, kadim içkimiz rakı tarihe mi karışıyor? İsterseniz bu soruyu cevaplamak için geçmişte küçük bir yolculuğa çıkalım. Rakı deyince şaraptan çok daha yeni bir içkiden bahsediyoruz. Şarap üretimi son derece kolay, bir teknolojik yenilik gerektirmiyor. Ancak rakının ortaya çıkması için üzümün damıtılmasını sağlayan imbiğin icat edilmesi gerekiyordu. Onu da 8. yüzyılda bir Müslüman kimyager Cabir bin Hayyan buluyor. Cabir bin Hayyan'ın imbiğini Anadolu'nun bakır ustaları keşfedince yurdun dört bir yanında imbiklerden rakı damlamaya başlıyor. Kimi armutla yapıyor rakısını, kimi incirle. Ama yıllar içinde rakının en iyisinin üzümden yapıldığına karar kılınıyor. Rakıya ilişkin en eski bulgulardan biri 14. yüzyılda Bursa'nın fethinden sonra düşülmüş. Padişah Orhan Gazi'nin kentin zaptında büyük katkıları olan meşhur derviş Geyikli Baba'ya bir miktar arazi ve iki yük rakı hediye ettiği kayıtlara geçmiş. Belli ki rakı pek bir sevilmiş ve Anadolu kentlerine giderek yaygınlaşmış. Biraz filmi ileri sarıyoruz. 17. yüzyılın büyük gezgini Evliya Çelebi kaleme aldığı meşhur eseri Seyahatname'sinde Galata demek meyhane demektir diyor ve Galata'daki içki alemlerini ballandıra ballandıra anlatıyor. Nasıl ki bugün içki satan dükkanları tekel bayi olarak anıyorsak bundan 500 sene önce de rakı satan meyhanelere esnaf-ı arak adı veriliyor. Evet, arak. Bu kelime rakının eski adı. Ancak rakının yıllar içinde sadece adı değil, tadı da değişiyor. Kayıtlar, rakının şaşkınlık verecek cinsten bir yaygınlığı olduğunu gösteriyor bize. Bir kere gedikli meyhaneler var. Yani Osmanlı döneminde gedik adı verilen resmi çalışma izni almış ruhsatlı meyhane. Gedikler, yani meyhane açma izinleri, yalnızca gayrimüslimlere veriliyor. Dolayısıyla Anadolu'daki meyhane kültürü büyük ölçüde Rum meyhaneciler tarafından oluşturuluyor. Ancak meyhanelerin önemli müşterileri de Müslümanlar. Osmanlı içki satışından vergi de aldığı için hazinenin önemli bir gelir kaynağı içki. Dolayısıyla Osmanlı'da kısa bazı dönemler dışında içki yasağı diye bir uygulama yok. Osmanlı içki satışından vergi alıyor, dolayısıyla aynı zamanda bunu bir paraya çeviriyor. Ancak sadece gedikli meyhanelerde mi içiliyor derseniz orası muğlak. Çünkü ruhsatsız çalışan koltuk meyhaneleri, gemi tayfasının gittiği gemici meyhaneleri, yani bu meyhane türlerini saymakla bitmez. Sadece meyhanelerde de değil, Boğaz'daki kayıklarda, bazen bir çeşme başında, bazen eve giderken yol üstünde, evet yürür vaziyetteyken eve giderken yol üstünde, ellerine bir küp rakıyla gezip, isteyene bir yudumluk yolluk satan ayaklı meyhaneler. Evliya Çelebi bu ayaklı meyhanelere esnafı meyhaneciyan piyade demiş. Piyade, yani ayakta gezen meyhaneci. 19. yüzyıla geldiğimizde rakı modern çağ ile buluşuyor ve artık
büyük rakı imalathaneleri kurulmaya başlanıyor. İlk rakı fabrikası da 1880'li yıllarda yani 2. Abdülhamit döneminde Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından Tekirdağ yolu üzerindeki Umurca çiftliğinde kuruluyor. Rakı'nın içine anason katılması da 19. yüzyılın 2. dönemine denk geliyor. Yani daha önce anasonla rakı birlikteliği bu kadar yaygın değil. Rakı'nın tarihsel yolculuğunda Cumhuriyet önemli bir dönemeç haline geliyor. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk'ün rakıyı kamusal alanda içen ilk lider olması önemli bir gösterge. Cumhuriyetle birlikte adına daha sonraları gazino diyeceğimiz alafranga eğlence mekanları da açılıyor. Bu mekanlara başlarda sadece kent eşrafı gitse de zaman içinde memur gibi orta sınıflar ve daha sonra kadınlar da bu mekanlarda müdavimler arasında yerini alıyor. Böylece anasonun ardından müzik de buluşuyor rakı. İlerleyen yıllarda köyden kente göçün de etkisiyle arabesk müzik de eşlik etmeye başlıyor rakı sofralarına. Rakının etrafında koca bir kültür oluşuyor dolayısıyla. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Bütün bu bilgileri derlerken, hazırlarken faydalandığımız başlıca kaynak 2010 yılında ilk baskısı yapılan Rakı Ansiklopedisi oldu. Biz de Rakı Ansiklopedisi'nin yayın yönetmeni Erdir Zat'la buluştuk ve bu vesileyle biraz sohbet ettik. İçki kültürü hakkında konuşacaksak biraz müziğe de ihtiyacımız olacağını düşünüyoruz. Bugün aslında rakıyı konuşmamızın sebebi bu rakı üzerinde uygulanan hem düzenlemeler, işte canlı müzik yasağı, işte ekstra alkol ruhsatlı yerlerin çok artık nadir yerler haline gelmesi ve en önemlisi aslında içkinin üzerindeki fahiş vergiler. Şimdi bu bir artık gündelik hayata, özel hayata müdahale anlamına geliyor mu diye insanlar tartışmaya başladı. Rakı bayağı gayrimeşru bir hale gelmeye başladı geniş kesimler nezdinde. Reklamlarda görünmüyor, televizyonda görünmüyor, dizilerde görünmüyor. Kapalı kapılar ardında içiliyor, çok pahalı, herkes içemiyor. Sizce rakı kültürü, bin yıllık rakı kültürü bir tehdit altında mı şu anda? Biter mi yani? Ortada bir tehdit olduğu açık. Onu görüyoruz, gözlemliyoruz, yaşıyoruz. Ama biter mi? Yok. Ya toplumlar çok yavaş hareket ediyor. Böyle bir kültürü yok etmek için yeterli zaman geçmedi. Ama ne var? Ben artık takip etmiyorum ama en son %1400 civarındaydı. %2000'lere kadar çıktı vergi. Gerçekten bir malın ederinin kat be kat fazlasını vergi olarak aldığınızda o malı tüketenlere karşı bir ayrımcılık uyguladığınız, onları cezalandırdığınız çok açık, yani çok belli. İçki içen cezalandırılıyor. Ve böyle bir eğlence hayatı oluştu ister istemez bu bilginin dışında. Ve sanki bu eğlenceyi yapabilmek belli sınıfların işi. Parasını veren düdüğü çalar. Veremiyorsan yapmayacaksın demeye geldi. Ama kültür tepki koydu. İnsanlar kendi imkanlarıyla yapmaya kalktılar ki bu çok ciddi bir kamu sağlığı sorunudur ve ne kadar büyük olduğunu zaman zaman sahte içki zehirlenmeleri haberlerinden görüyoruz. Çeşitli furyalar geliyor gidiyor. Kamusal etil alkolün içine en son zehirli madde, zehirli ne? Acı madde kondu. Hijyen için kullanılabilsin, içilemesin diye. Bu bile başlı başına kamu sağlığı sorunudur. Bizim annelerimiz, ninelerimiz bayramlarda o etil alkolden likör yapardı. Çeşitli meyvelerle. O likörler kahvenin yanında ikram edilirdi. Böyle bir şey vardı. Yani bunu kamunun kullandığı, kamunun hakkıdır. Ya kamunun etil alkol hakkı gasp edildi. Niye? Bu etil alkolü alıp içine anason
esansı koyup, ki öyle rakı falan yapılmaz, başka bir şey rakı. Ama ne oluyor? Böyle bir şekilde idare etmeye çalışıyor insanlar. İşte bunları yapıyorlar, biz bunu keselim, bunun önünü keselim. Alacaksa piyasadan almak zorunda kalsın, piyasadaki fahiş fiyattan. Meyhane kültürü büyük bir darbeydi. Bütün eğlence hayatı büyük darbeydi. Aynı şey bira için de geçerli. Üniversite öğrencileri rakılı makılı bir şeyi karşılayamazlar. Harçlıkları yetmez, onlar ne yaparlar? Bira içerler. Onlar da zor durumda kaldı. Evde bira yapmaya başladı. Buna benzer bir sürecin içindeyiz. Bu yaşam biçimine dönük ki, yani belli ki toplumun geniş bir kesimiyle kavga etmek, onlarla inatlaşmak, onları dinlememek, onların söylediklerine kulak vermemek anlamına geliyor. İktidarın o kutuplaşma politikasının bir parçası. Yani bence rakı Cumhuriyet tarihi boyunca kültürel meydan muharebesi olmuş. Her zaman böyle. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda Meni Müskürat'la başladı Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin ilk aldığı kararlardan bir tanesi içki yasağıydı. Milli mücadele sürerken ve çok eleştirildi. Yani milli mücadelenin içkiden alınan vergiye en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda içki yasağı koymak milli mücadeleye balta vurmak gibi bir şeydi. Çok eleştirildi ama çok tartışmalı bir oturumun sonucunda berabere sonuçlandı. Ve meclise başkanlık eden kişinin oyu iki oy sayıldı ve tek bir oyla Meni Müskürat yasası kabul edildi. İçki yasaklandı. Ne oldu? İçki yasak mı? Hayır. İmbikler gene çıktı ortaya. Merdiven altı üretim sürdü. Cumhuriyet ilan edildikten sonra bir süre sonra daha devam etti. Ama hayatın gerçekleriyle uyuşmayan bütün yasalar gibi o da tarihin çöplüğüne ve gerçekten genç cumhuriyetin de oradan alınan vergi, tütünden alınan vergi de, değil mi? Bütün bunlara ihtiyacı vardı. Ve 1924'te zımnen, daha sonra 27'de çıkarılan yasayla tamamen ortadan kalktı. İnhisarlar İdaresi, sonradan tekel olacak olan yapı oluşturuldu falan filan. Ama sonuçta ta cumhuriyetin başında olan bir şey var. Bu iki görüş, iki kamp bir şekilde bu tartışmayı cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar getirmişler. Sonuçta taraflardan bir tanesi revanşist bir şekilde bugünkü politikaları uyguluyor. Yaşadığımız şey bu. Maalesef böyle bir şeyin içindeyiz. Ama ben bunu rakı kültürünü, çilingir sofrasını, o meyhane geleneğini ortadan kaldıracağını hiç zannetmiyorum. Şimdi siz rakı ansiklopedisini hazırlarken 16. yüzyıla kadar geriye gidiyorsunuz. Fakat aynı zamanda şunu da söylüyorsunuz. Çok daha geriye gidiyor sözlü kültürü de ele aldığımız zaman. Bu topraklarda yaşayan bizler ne kadar zamandır rakıyı hayatımızın içine almışız? Dolayısıyla rakı bu toprakların geleneksel içkisidir diyebilecek hangi argümanlarımız var elimizde? Üzümden başlamak lazım. Üzüm çok eski ve üzümün kültür bitkisi haline gelmesinin tarihteki izini sürdüğümüzde Anadolu'ya çıkıyor yolumuz. Ve Anadolu'da özellikle Hitit zamanında üzüm tarımı yapılmaya başlanmış ve bir sürü üzüm ürünü, bunların arasında şarap tabii ki var. Şarap kültürü ve üzüm çevresindeki yaşam çok eskilere dayanıyor. Yani Anadolu'ya yerleşmiş bir şey. Bir yanıyla o, bir yanıyla teknolojisine bakıyorsunuz. Distilasyon teknolojisi, ki distilasyon sadece alkol üretmek için yapılmaz, bir sürü şey için. Yani gül suyu da distilasyonla yapılıyor. Dolayısıyla distilasyon teknolojisine baktığımızda gene 8. yüzyıl, 9. yüzyıla kadar uzanan bir evrimin Mezopotamya Anadolu periferisinde başladığını ve buradan bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Nitekim rakının adındaki terde distilasyon sırasında ürünün damla damla damlamasından gelir. O tere benzetildiği için arak denmiştir. Yani arak bütün aslında distil alkolü içkilerin jenerik adıdır. Batı dillerine de bu şekilde geçmiş. İlk çağlarda bunu izleyebiliyoruz. Yani ilk ortaya çıktığı dönemlerde. Bir yandan bakıyoruz mesela alkol sözcüğü de Arapçadır köken olarak. Bütün dünya dillerinde bugün alkol sözcüğü kullanılmakta. Dolayısıyla bir sürü açıdan çok eski köklerinin olduğunu izleyebiliyoruz. 1000 yıldan fazladır diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Çünkü Dede Korkut masallarında geçiyor. Sözlü gelenektir ama Dede Korkut masallarında tasvir edilen çevrenin Anadolu'dan çok Orta Asya'ya benzediğini,
biliriz. Oradaki mesela toy törenlerinde rakı da içildiği geçiyor. Onlar nasıl yaptılar bilemiyoruz. Ama distilasyon teknolojisi bir kere yaygınlaşmaya başladı ki İslam'ın altın çağıdır. Bir sürü bilimsel gelişmenin adımı o çağda atılmıştır. Nitekim imbi bulan, yani distilasyonun yapıldığı cihazı bulan kişi de Cabir bin Haya. Gene kendisi de Abbasi döneminde tarihini kimya laboratuvarını geliştirmiştir. Ve bu laboratuvardaki geliştirdiği aletlerden bir tanesi de imbiktir. Aslında o günden bu yana üzümü distile ediyoruz. İlk olarak nasıl başladı buna dair gerçekten karanlık. Çok fazla şey bilmiyoruz ama kıyaslamalarla ve o kültürel yayılmayla birlikte incelediğimizde evet, özellikle mesela imbik yapabilmek için ciddi gelişmiş bir mesela bakır zanaatçılığına ihtiyaç var. Ve bu Anadolu'da mevcut. Bakır sanatı, bakır eşya üretimi, özellikle kap kaçak, mutfak eşyaları falan çok eski zamanlara gider. İmbik de üretmişler belli ki. Ve bu imbik, ne bileyim, Evliya Çelebi'den izliyoruz. Polonya'ya kadar, Ukrayna'ya kadar gidiyor. Evliya Çelebi de orada üretilen içkilere, henüz o zamanlar vodka ya da başka isimler verilmediği için onların hepsini rakı diye, arak diye kaydetmiş. Ki bu 17. yüzyıla dair bir bilgi. Daha öncesi de var. Yani rakının tarihselliğini çok fazla bir sürü başka cepheden kanıtlamak mümkün. Erdirzat içkiyi yok etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Hakkı var. Çünkü binlerce yıldır bu topraklarda içki içiliyor. Bin küsür yıldır ise rakı içiliyor. Bu bin yıllık süren muhabbetin mirası da böyle kolay kolay reddedilecek gibi değil. Ancak yine Rakı Ansiklopedisi'nin yazarlarından Metin Solmaz, Gazete Duvar'da içkiyi uyuşturucu haline getirmek başlıklı bir yazı yazdı ki o başlıklı yazıda önemli bir not da düştü Solmaz. Diyor ki, içkinin uyuşturucu olmamasını sağlayan şey kültürdür. İçkiden kültürü çıkarırsanız, içki kültürüne savaş açarsanız ve bu savaşı kazanırsanız içki yok olmaz. İçki uyuşturucu haline gelir. İçki kamu sağlığı meselesi haline gelir. Solmaz'a göre iktidar aslında içkiyi değil, bir kültürü yok ediyor. Solmaz'ın uyarısı da bu nedenle haklı. O yüzden bu bölümde uzun uzadıya rakı kültüründen bahsettik. İçkinin uyuşturucu olmamasını sağlayan şey onun kültürü. Müziği, mezeleri, tarihi, üzümü, anasonu, bakır imbikleri vesaire vesaire. Bu kültüre savaş açıldığında da içki tüketimi azalmıyor. İçki kültürü bitiyor. İçki ise merdiven altı üretimini sürdürmeye devam ediyor tıpkı uyuşturucular gibi. Bu kez de kamu sağlığını tehdit ediyor. İçki zamlarını yapanlar bu zamların arkasında halk sağlığını korumak gibi bir gerekçe olduğunu savunuyor. Ancak zamların sonucunun halk sağlığına daha büyük zarar verdiği en çok dile getirilen eleştirilerden. Sadece Aralık ayında 75 yurttaş kaçak içki yüzünden hayatını kaybetti. İçkideki ÖTV artık ideolojik bir vergi gibi değerlendirilmeye başladı. Bu vergiye artık halk arasında kimi günah vergisi, kimi cizye diyor. Aslında bu tanımlamalar yersiz değil. Hazinenin paraya ihtiyacı olduğu her anda iktidarın aklına içki geliyor. Bu durum iktidarın ideolojik birikiminin de eseri olduğu düşünülüyor. İktidarın bu politikasına karşı ise muhalefet bloğu tek bir argüman üretebilmiş değil. Özellikle CHP içkiyi, daha doğrusu içki kültürünü savunduğunda muhafazakar kesimlerin tepkisini çekmekten korkuyor. CHP dışında da bu konuyu gündeme getirecek başkaca bir parti yok. Haklılar mı haksızlar mı yorumu size bırakalım. Trend Topik'in 100. bölümünün sonuna geldik. Trend Topik'i 100 bölümdür Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Daha nice yüzlerde buluşmak dileğiyle. Sofranızdan rakı eksik olsa da içinizden umut eksik olmasın. Hoşçakalın. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni
tak.com.tr'ye bekliyoruz.